Odak çalışmalarımızdan birini bu mahallede yürütüyoruz. Sancaktepe'nin bir ilçesi burası. Genellikle yapılar baraka, çadır üzerine kurulu. Beton yapı sayısı çok az. Özellikle çadır ve barakalarda aslında güvenli bir ortam olmuyor. Evlerin çoğunda zaten küçük çocuklar var. Ailelerden duyduğumuz kadarıyla da evlerde gece bile uyuyamıyorlar. Neden? Kulaklara giren böcekler, fareler, özellikle sinekler, çocuklarda gördüğümüz cilt hastalıkları böyle kanamalı ve kabuklu duruma gelmiş. İlaç kullanıyor aile, doktora da götürmüş ama aynı ortamda yaşamaya devam ettiği için çocuk yaraları bir türlü iyileşmiyor. Aile geceleri daha güvende olabilmek için bir kamyonetin arkasında uyuyorlar. O kamyonetin de yine kapılarını kapayarak uyumak zorundalar. Kendi evlerinde de sokakta da aslında çok güvenli bir ortamdan da bahsedemiyoruz. Bu hem böceklerden, farelerden, yılanlardan dolayı hem de genel bir güvensiz bir ortam söz konusu. Özellikle düzenli temizlemenin ve ilaçlamanın yapılmadığına dair bir şikayet duyduk insanlardan. Çöpler sıcaktan dolayı haliyle daha fazla böcek getiriyor. Ve hemen yakında bir tır garajı var. Orada da birikmiş bir su daha çok sinek ve böcek çekiyor. Dolayısıyla onlar da yine hemen ailelerin yaşadığı yere geliyor. Çocuklarda bu artan ve sık sık gördüğümüz cilt hastalıklarının özellikle hani temel nedenlerinden birinin hijyen olduğunu biliyoruz. Uygun koşullarda yaşayamama ve uygun hijyen koşullarında kıyafetlerin yıkanmaması. Derin yoksulluk koşulları altında yaşayan hanelerin çoğunda evde banyo yok. Evde tuvalet yok. Tuvalet ve banyolar dışarıda. Bu büyük bir hijyen meselesine yol açıyor. Zaten şampuan, sabun gibi malzemelere erişmek de çok zor fiyatlarından dolayı. Ve gördüğümüz kadarıyla yıkanmak büyük bir mesele. Normal rutinin içinde çok da yer almayan bir eylem. Ve dışarıda yıkanıyorlar. Sıcak suyu sobalarda ısıtarak ya da tüpte ısıtarak elde ediyorlar. Yazın nispeten kolay bahçede yıkanabiliyorlar. Özellikle çocuklar. Ama kışın işler daha da zorlaşıyor. Çünkü yıkanmak zorunda kaldıkları alanlar yine bahçeleri. Bu yüzden yıkanma sıklığının düştüğünü görüyoruz. Bir de burada yine büyük bir problem var. Özellikle çocuklarda dışarıda yıkandıktan sonra sahada gezerken çocukların maalesef çıplak gezdiklerini görüyoruz. Ya üstlerinde bir kıyafet oluyor, hiç altlarında hiç çamaşır olmuyor ya da tamamen çıplak geziyorlar. Bu altı bezli, henüz tuvalet alışkanlığı edinmemiş çocuklarda da var. Burada da çocuk bezi almanın oldukça maliyetli olmasının nedeniyle bez alamadıkları durumlarda yine çocukların altının çıplak olduğunu görüyoruz. Ve bu büyük bir hijyen problemi birçok hastalığa neden oluyor. Bunun da dışında tabii ki büyük bir mahremiyetle ilgili de bir sorun oluyor. Özellikle 18 yaş altı çocukların çıplak gezdiklerini sıklıkla görebiliyoruz. Bu çeşitli imkansızlıklarla yine görüştüğümüzde neden bez yerine en azından iç çamaşırı giydirin dediğimizde de iç çamaşırının da aynı şekilde az olması ve ayrıca onun da yıkanması gerekiyor. Ve bir çamaşırı yıkamak da burada büyük bir mesele. Suyun olmayışı, deterjanın olmayışı, çamaşır makinelerinin genelde olmayışı ve bu yüzden insan gücüne çok dayanması çamaşır yıkama faaliyetinin, bu nedenle de hijyen problemlerinin olduğunu görüyoruz. Hijyen yoksulluğu aslında artık çok fazla dile gelmesi gereken bir durum. Çünkü hem beraberinde hastalık getiriyor hem de biraz önce dediğim gibi kişisel mahremiyetlerle ilgili de büyük bir problem var. Mahallede işletme adına bahsedebileceğimiz sadece iki tane bakkal dükkanı var. Bu işletmelerde mercimek, şeker, çay gibi temel gıda ürünleri açıkta satılıyor. Ve kullanılan ölçü birimi de bardak sadece. Ve bardağını 5 TL'ye satıyorlar genellikle. 5 TL'ye, birçok ürünün bardağı 5 TL'ye satılıyor. Bundan başka bahsedilmesi gereken yine bu işletmelere dair önemli bir konu hijyen ürünlerinin hangi koşullarda satıldığı meselesi. Gerek işletmeler gerekse müşterileri mecburiyetten dolayı hijyen ürünlerini de açıktan almak zorunda kalıyor. Bunlardan en vurucu olanlarından diyelim bir tanesi bebek bezinin şu an itibariyle burada tanesinin 4 TL'ye satılması. Bebek bezleri taneyle satılıyor.
Bunun dışında sabun ve benzeri sıvı temizlik ürünleri de yine bardakla satılıyor ve onların da bardağı 5 TL'den satılıyor. Derin yoksulluk ağı olarak bu sahada savunu çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Buradaki insanların gündelik hayatındaki derin yoksulluktan kaynaklanan problemlerini gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda düzenli market kartlarıyla onlara olabildiğince düzenli yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Fakat ağ olarak elimizdeki imkanlar elbette sınırlı. Bunun için hem kamunun yardımı gerekiyor ama aynı zamanda sivil toplum olarak bizim de bir dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Sadece yardımlara katkı bulunan bağlamında değil, aynı zamanda hiç değilse bu konuyu görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak, bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla herkesi derneğimizle dayanışmaya bekliyoruz.